Bir önceki videoda A şıkkının doğru olduğunu görmüştük. Şimdi B, C ve D şıklarının doğru olup olmadığına bakalım. B şıkkında z eksi z1'in argümentinin z eksi z2'nin argümentine eşit olduğu söyleniyor. Bunu biraz düşünelim. Z eksi z1'i zaten biraz sadeleştirmiştik. T çarpı z2 eksi z1 demiştik. Böylece t çarpı z2 eksi z1'in argümentini incelememiz gerekiyor. Daha önce yaptığımız cebirsel işlemlerin sonucunu kullanıyorum çünkü buradaki ifade şurada mutlak değerin içindeki ifadeyle aynı. O da şu ifadeye eşit. Şimdi b'deki ifadeye göre t çarpı z2 eksi z1'in argümenti eşittir. Z eksi z2'nin argümenti nedir? Z eksi z2'yi şuradaki ifade olarak bulmuştuk. Aslında buradaki ifadeye eşit. Buradaki ifadede 1 eksi t'yi dışarı alıyorum ve 1 eksi t çarpı z1 eksi z2 diyorum. Belki bunu buradaki şekle benzetebiliriz. Bunu ve şunu eksi 1 ile çarpalım, eksi 1 ile. Yani iki kere eksi 1 ile çarpıyoruz, sayıyı değiştirmemiş oluyoruz. Bu ifade t eksi 1 çarpı z2 eksi z1'in argümentine eşit olduğunu söylüyor. Şimdi bunu düşünelim ve bunu ve şunu eksi 1 ile çarptığımızı unutmayalım. İki şeyi eksi 1 ile çarptığımızda bu eksi 1 ile iki kere çarpmaya denktir. Bu da 1 ile çarpmak demek. Böylece bu ikisinin değiş tokuş yerlerini, bu ikisinin yerlerini değiştirebilirim. O zaman bu doğru mudur? T çarpı z2 eksi z1'in argümenti, t eksi 1 çarpı z2 eksi z1'in argümentine eşit midir? Bunu biraz düşünelim. Ve şimdi bir argant diyagramı çizelim. İşte bu imajiner eksen, bu da reel eksen. Ve vektörel olarak z2 eksi z1'i çizelim. T çarpı z2 eksi z1 neye benzer? T'nin 0 ile 1 arasında olduğunu biliyoruz. Yani bu, z2 eksi z1'in ölçeklenmiş bir biçimidir. Buradaki t çarpı z2 eksi z1'e eşit olur. Şimdi, t eksi 1 çarpı z2 eksi z1 neye benzer? T'nin 0 ile 1 arasında olduğunu hatırlarsak, t eksi 1 negatif bir sayı olacak. Yani negatif bir sayıyla ölçekleyeceğiz. z2 eksi z1'i negatif bir sayıyla ölçekleyeceğiz. Yani t eksi 1 çarpı z2 eksi z1 şuna benzeyecek. Argümentler bu sayılarla reel eksen arasındaki açılardır. Buna göre bu sayının argümenti bu açı olacak. Buna phi diyelim. Peki bu açı ne olacak? Bu artı pi veya 180 derece olacak. Şöyle döndürmemiz gerekiyor. Yani aynı açı değiller. Bu sayı neyse, bu da o sayının pi fazlası veya pi eksiği bile diyebiliriz. Ama aynı açı olmadıkları kesin. Böylece B şıkkını eledik. Şimdi D şıkkına bakalım çünkü bu B'ye benziyor. Şeyi büyük olasılıkla bir sonraki videoda yapacağım çünkü bu videoya çok zaman ayırmak istemiyorum. Peki D şıkkında ne diyor? Bunu yazalım. Z eksi z1'in argümenti eşittir. z2 eksi z1'in argümenti ifadesinin doğru olup olmadığına bakalım. Şimdi biraz düşünelim. Yine z eksi z1'in neye eşit olduğunu bulduk. Şuradaki ifadeye eşit. Bir önceki videodaki işlemlerin sonucuna göre z eksi z1 yerine t çarpı z2 eksi z1 koyabiliriz. Böylece t çarpı z2 eksi z1'in argümenti, z2 eksi z1'in argümentine eşit midir diye sorabiliriz. Ve tekrardan argant diyagramı çizeriz. Bence çizmeyiz, tekrardan aslında şuradaki argant diyagramını kullanabiliriz. z2 eksi z1'in argümenti şuradaki açı olur, bu phi açısı olur. Burası z2 eksi z1'dir, yani bu açı. t çarpı z2 eksi z1, turuncuyla gösterilen vektörün ölçeklenmiş halidir. t pozitif olduğu için
aynı yöndedir ve ölçeklenmiş bir versiyondur. Bu vektör ve şu vektör veya bu karmaşık sayı ve şu karmaşık sayı aynı yöndedir. Buna göre açıları aynıdır. Bu turuncu karmaşık sayı t çarpı z2 eksi z1'dir ve şu yeşil olansa z2 eksi z1'dir. Aynı yönde oldukları ortada ve argümentleri aynı, yani d de doğru bir seçenek. Bu soruyu burada bırakalım. Bir sonraki videoda c şıkkının doğru olup olmadığını göreceğiz. Görelim bakalım.